Evet arkadaşlar şimdi Türkiye nüfusunun dağılışından ve nüfus etkilerinden bahsedeceğiz. Nüfusumuzun dağılışında en belirgin özellik nüfusun dağınık ve düzensiz dağılmasıdır. Bu bölgeler arasında nüfus dağılışında büyük farklılıklar görecektir. Nüfus miktarı ve yoğunluğu en fazla olan bölgemiz Marmara en az olan ise Doğu Anadolu bölgesidir. Türkiye'de çok yağış alan kıyı bölgeleri daha sık nüfuslanmış bölgeler arasındadır. Fazla yağış aldığı halde nüfuslanmamış yerler de vardır. Bunlar nelerdir? Yıldız Dağları, Menteş Öresi, Tek Öresi, Taşeli Platosu, Hakkar Çevresi oldukça yoğun yağış almasına rağmen az nüfuslu yerler arasındadır. Toroslar gibi bu alanların da az nüfuslanmasında yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması etkili olmuştur. Ülkemizde genel olarak yükselti arttıkça iklimin sertliğinden nüfus yoğunluğu ne yapmaktadır? azalmaktadır. Peki aritmetik yoğunluk deyince aklınıza nasıl bir formül gelmeli? Toplam nüfusun yüz ölçümüne bölümlüdür. Dağlık ve engebeli alanlarda tarım alanları dar olduğundan aritmetik nüfus yoğunluğu azalırken tarımsal nüfus yoğunluğu ne yapar? Artar. Yani tarımsal nüfus yoğunluğu biz nerede? Daha çok engebeli alanlarda daha fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tarımsal nüfus yoğunluğu nasıl buluyoruz? Çiftçi sayısını tarım alanına bölüyoruz ve tarımsal nüfus yoğunluğu karşımıza çıkıyor. Nüfus miktarı fazla ya da tarım alanı çok dar olan yerlerde fizyolojik yoğunluk da fazladır. Nasıl buluyoruz peki fizyolojik yoğunluğu? Toplam nüfusu tarım alanını bölerek buluyoruz. Sanayi, ticaret, maden, ulaşım, turizm faaliyetlerinin ileri düzeyde olduğu bölgeler ve merkezler fazla nüfuslanmış alanlardır. Bunlar nelerdi Türkiye'de? Çatalca, Kocaeli Platosu, Güney Marmara, İzmir çevresi, Çukurova, Zonguldak ve Ereğli çevresi yoğun nüfus nüfuslu alanlardandır. Bununla ilgili önemli bir notumuz var. Dondol bölgesinde çukurda kalan yerlerin sık nüfuslu olmasında sıcaklık koşulları belirleyici olmuştur. Hakkari'de aritmetik nüfus yoğunluğu az fakat tarımsal nüfus yoğunluğu ise fazladır. Nedenler ise cevabımız engebeli alanlarda tarımsal nüfus yoğunluğu oldukça fazlaydı. Tarım alanı geniş olan Konya Ovası, Ergen Havzası ve Harran Ovası gibi düz yerlerde de tarımsal nüfus yoğunluğu oldukça azdır bunu unutmayın. Nüfusumuzun beşerli yaş gruplarına göre düzenlenmiş 2010 yaş piramidine bir bakalım arkadaşlar. Bu piramit bize neyi verecek? 2010 yılındaki erkek ve kadın dağılışını verecek. Tabandan tavana kadar değerlendirirsek erkek ve kadın nüfusu arasında bir paralellik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz bu piramide göre. Ülkemizin nüfusunun tabanının geniş olması çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki oranında yüksekliğini ve nüfus artış hızının da yüksek olduğunu göstermektedir. Yine bu premitte premidin ileri yaşlara doğru hızla incelmesi ortalama yaşam süresinin batılı ülkelerden kısa olduğunu göstermektedir. Ülkemiz yaş premidinde tabanın daralması nüfus artış hızının düştüğünün de önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkacaktır. Hemen yine Aşağıda yaş primitlerinde ülkemiz nüfusun cumhuriyetin kuruluşundan günümüze doğru olan gelişimi gösterilmiştir. Görüyoruz arkadaşlar tabanda yeni bir genişlik var. Buradan çocuk yetişkin ve yaşlıya doğru ilerliyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarında yüksek doğum ve ölüm oranları görüldüğü için grafiğin tabanı oldukça geniş. İleri yaşlara doğru ise yaşam süresinin kısa olmasından dolayı hızlı bir inceliş görülmekte. Yine 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sağlık koşulları ve beslenme şartlarının iyileşmesi, doğum oranlarının yükselmesine, ölüm oranlarının düşmesine ve yaşam süresinin uzamasına neden olmuştur 1955 yılında. 2000 yılında ise 1955'ten sonra Türkiye'deki doğum oranının düşmesi nüfus artış hızını düşürmüş tabana daraltmaya başlamıştır. Yani 2000 yıllarda artık bizdeki doğum oranında eskiye göre ne yapacaktır? Düşüş gösterecektir. Peki gelecekte Türkiye nüfus piramidinin alabileceği şekiller nelerdir acaba? 2050 yılını örnek olarak verdik. Görüyorsunuz tabanla tavan arasında çok ciddi bir fark kalmakta. Yani eskiye göre artık ne olmakta? O fark azalmakta. Bu da neyi gösterecek? Türkiye'nin gelişmişlikle beraber tabanın yani çocuk sayısının hızla düştüğü, yaşlı nüfusun ise sağlık eğitim koşullarının iyileşmesinden dolayı hızla daha fazla yaşayabildiği alanı ve piramidi gösterecek. Bu anlamda da yine gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir görüntü ortaya çıkacak. 2050 yıllarında muhtemel bir grafiktir bu da. Yine gelecekte Türkiye nüfus piramidinin alacağı bir başka şekil. 2010 yılında çocuğun artması beklenmekte. Nedenlerse hızlı bir düşüş yaşandıktan sonra çocuğun yani tabanın genişletilmesi politikası uygulanarak çocukta hızlı bir teşvik planı uygulanmıştır. Bu prim şeklinde günümüzde ABD ve Kanada'da rastlanmaktadır arkadaşlar. Thank <music>